başvurdu. Onu tanıştıracağım sizi ama arkadaşlarım bir yandan da telefon numaralarını paylaşıyorlar. Öte yandan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme Instagram adresine de bize yazılı olarak da başvurabiliyorsunuz. Şimdi hemen Kürşat Bey'i çağırayım. Şimdi erkekler buraya gelince ben biraz tereddütlü yaklaşıyorum. Diyorum ki acaba ya karısı evden gitmiş, karısını çok sevdiğini söylüyor. Gerçekten öyle diyor. Arkadaşlarıma soruyorum yani bakın karısına şiddet uyguladıysa yani ben o insanları burada konuk almak istemiyorum. Açık ve net söyleyeyim yani. Bunu kadın da böyle erkek de böyle. Karşıyım kesinlikle. Ama Kürşat Bey eşini çok sevdiğini, 7 yıl önce kendisiyle tanışmış, uzun yol kaptanlığı yapıyormuş 30 yıldır bir otobüste. 7 yıl önce bir numaralı koltuğa oturmuş hanımefendi. Sonra Fatma Hanım'a aşık olmuş, evlenmişler, resmi nikah kıymışlar. Fakat hanımefendi evi terk etmiş gitmiş, eve geri dönsün istiyor. Önce Kürşat Bey'i dinleyelim. Bakalım hanımefendi eve dönecek mi, dönmeyecek mi? Kürşat Bey bize gerçekten her şeyi samimiyetle anlatacak mı? Çok merak ediyorum. Kürşat Bey Ankara Keçiören'den geldi. Buyursunlar Kürşat Çakır. Buyurun Kürşat Bey. Hoş geldiniz. Ben bir ön yargıyla yaklaşıyorum siz erkekler ama nasılsınız? Çok teşekkürler. Sağ olun. İyi misiniz? Sağ olun. Çok teşekkürler. Sizi en başa alayım lütfen. Dediler ki Kürşat Bey çok naif. Eşine şiddet uygulamadığını söyledi. Eşini çok sevdiğini söyledi. Evet. Kürşat Bey, 30 yıldır uzun yol kaptanlığı yapıyormuşsunuz. Evet. Fatma Hanım'ı, eşinizi de görür görmez bir numaralı koltukta görünce aşık olmuşsunuz. Evet. Öyle mi gerçekten? Öyle oldu. Vallahi. Öyle oldu. Peki ne zaman oldu bu olay? 7 yıl önce? 2016 yılında. Ay olarak bunlar hafızamda değil ama 2016 yılıydı. Hemşericilikten başladık. Benim... Bıyıklar da çok havalı. Eyvallah. Peki tamamdır. O da ayrılmış eşinden. Ben de benim o yıllardan benim oğlum inşaatın 7. katından düşerek rahmetli olmuştu. Ah Allah rahmet eylesin. Küçük kızım da psikolojik tedavi görüyordu. Bu da hastanede çalıştığını söylemişti. Hastanede tanıdığı iyi bir psikolog var mı, doktor var mı, tavsiye eder misiniz dedim. Kızımı tedavi edeceğim diye söylemiştim. Siz görü görmez önce onu beğendiniz anladığım kadar. Evet. Diyalog kurmaya çağır, diyalog açmaya, yani bir yakınlık kurmaya çalış. Tam tersi. Olur ya yolcu lavaboya yani tabiri yerinde zaten. Tütün iç. Sonra rütük kuralları geri biraz saçma evet, gelebilir okay, ama okay, tütün, tamam. Tütün yani evet. Neyse tamam peki. Evet. Öyle bir dostluk başladı. Peki sizin ikinci evliliğiniz mi? Evet onun da ikinci benim i̇kinci. De ikinci. Sizin ilk evli bir çocuk Allah rahmet eylesin. Yok evet benim kendi öz çocuğum yani. Öz çocuğunuz. Oğlum inşaatın. Onun çocuğu var mı? Var evet. Peki 15 Ekim'de sizin eşiniz bayağı oluyor. Ekim, Kasım, Aralık, Ocak. Yani 4 aydır falan. 4 ay yok 2,5 ay. Önce bir Kurban Bayramı'nda gitti. İşte Ekim, Kasım. Aralık artık Ocak'ta, Ocak 15'te geçti ya yani 4 ay neredeyse olmuş değil mi? 4 ay olmuyor mu? 3 ay mı? 3,5 ay falan. Tarihlerde yani bayağı baya olmuş yani. Tarihlerde fazla. Niye evi terk ettikti hanımefendi? Vallahi kendisine sorsanız ben hiçbir şekilde şiddet uygulamadım. Alkolüm yok. Bara pavyona gitmem. Kazancımı getirir kendisine veririm. Bizim sektör, otobüsçü sektörü kış döneminde biraz senteye uğrar. Durağın dönemine geçer. Yolcunun olmaması falan. Ama yazın böyle değil. Yazın durmaksızın çalışırız. Hummalı çalışırız. Bu da herhalde sürekli işe gider. Benim eşiniz evde durma... de çalışıyor. Ya günlük temizliklere gidiyor. Günlük ev temizliklerine falan gidiyor. Tamam. Allah için yani... Siz daha çok evde bulunmuyorsunuz anladığım kadarıyla. Evde daha bulunduğum zaman da dışarı gitmem. Hep evde ev kedisi gibi evde otururum. Hiç bir yere gitmem. Nasıl bir evlilikte sizinki? Pardon anlamadım. Nasıl evlilikti yani? İyi bir evlilik miydi? Çok iyiydi. Aşk evliliği mi oldu çok anladım? Çok aşkı yani. Aşık birbirimizi anlayan, birbirimize bir nefes olmak isteyen. Yani çok yaşamak. Bu yaştan sonra bizim kimsemiz yok. Birbirimize anne, baba, kardeş, aha, arkadaş düşüncesiyle. Evet. Bu görüşler altında anlaşıldı. Şimdi ben şunu anlamıyorum. Önce hanımefendi bir numaralı yolculuk yaparken o koltukta sürekli mi o bir numaraya oturuyordu? Hayır. Bir kez gördünüz. Ya, Ankara'dan İzmir'e gidesiye kadar. Ha, Ankara'da o kadar bir numaralı koltukta. Evet. Bayağı bir muhabbet etmişsiniz ki birbirinize yakınlaşmayın. Muhabbet dedim mi? Bir gıcık aldım ona bir evvelinde. Sürekli telefonu kulağımın dibinde çalıyordu telefonu.
Allah Allah. Önce gıcık oldunuz. Önce ha? Gıcık oldum açıkçası. Neden? Ya dedim ya, sürekli telefonu çalıyor. İşte Uşak'tan geçerken işte arkadaşını arıyor. Sizin burada sizin oradan geçiyorum. Afyon'dan geçerken diyor ki sizin Afyon'dan geçiyorum diye. Hı hı. Sürekli telefonu kurbağa gibi, önce bu akıllı telefonlar gibi değildi. Kulakları tırmalayıcı sesi vardı. Ya sürekli otobüste arkadaşlarını arıyor. Evet, sürekli arıyordu. Onun telefonu çalıyordu. Öyle. Bir de Erzurumlu, yani memleketi Erzurum olması, bir de benim memleketim aslen memleketime yakın olması, örfümüz, adetimiz bir... Siz nerelisiniz? Aslen Gümüşhaneliyim. Ha, Gümüşhane. Evet. O da Erzurumlu. Erzurumlu. Önce gıcık olduğunuz o gıcık gerçekten. Nasıl peki Kürşat'la o nasıl sevgiye döndü? Ya gıcık olmam telefonuna. Sürekli ha, sürekli değil. Telefon sürekli telefonu çalıyor. Telefona cevap. Bir de yol kenarında bir için hadi toplanın gidelim Mavi'ne, hadi topla gidiyoruz diyorum öyle. Ha, o kadar. Peki sonrasında yani telefon numarasını mı istediniz onun? Ben psikolog için kızım, yani hastanede çalıştığı için yardımcı olması için kızıma, benim psikolog için Rahmani'ydi o, tamamen Rahmani. Sonrasında hadi canım, psikolog için mi gerçekten istediniz gerçekten. Fatma Hanım'ın telefonunu? Hayır gerçekten, bakın düşünemem, bu benim yolcumdu, öyle bir şey yoktu. Hı, kötü niyetim olmadı hiç diyorsunuz. Akabinde muavinim, ben uyuyabilir miyim kaptanım, sen git uyu dedim. Termosta çayı yanıma koydu. O çayımı yaptı. İzmir'e gidesiye kadar konuştuk, muhabbet ettik. Sonra... En önemlisi şu Didem Hanım. Birbirimizin elini tuttuk. Bu el ölesiye kadar bırakılmayacak dedik. Ben gereğini yapıyorum. Ben hala her geçen gün üstüne katarak sevdiğimi söylüyorum sevgi olarak. Ama ihmal ettiğim olmadı mı? Oldu. Ben buraya onu suçlamaya kesinlikle gelmedim. Dava açtı. Dava sürecinde engelledi. Boşanma davası açtı mı size? Açtı, evet. En önemlisi de dava dilekçesine yazdıkları da acaba bu ben miyim diye kendime sorar oldum artık. Yani öyle şeyler anlatmış, öyle şeyler yazmışlar ki dava dilekçesine, ki bu normaldi dava sürecinde. Öyle bir insan olmadığımı ben burada kendimi ifade etmeye, bakın hem... Sizi affedeceğini ve eve dönebileceği ihtimalini mi düşünüyorsunuz? Yani... Sizin sayenizde dönerse... Elimizden geleni yapacağız ama siz sevginizi çok fazla belli eden biri değilmişsiniz. Ben kızlarıma, çocuklarıma karşı da öyleyim. Yani ben çevreme karşı da sevgini... Yani özür dilerim, bu yaşta bana o... Ben çok telkinde bulunmuşluğum var ona. Ya aşkım diyor, ya yapma kurban olayım, bu yaştan sonra ne aşkı falan. O mu size aşkım, evet, diyor? Evet, o aşkım der. Ben ona zaman zaman telkinde bulunduğum oldu ama... Özür dilerim, size aşkım deyince ona telkinde mi bulundunuz? Yani ya, milletin yanında, büyüklerimin yanında aşkım demesi biraz bana tuhaf geliyor. Bizim yetişme şeyimizden, memleketimiz... Annenizin babanızın yanında mı aşkım diyor? Annem babam yok, onun da yok, benim de yok. Kimin yanında aşkım diyor? Ya büyüklerim diyor. Yani... Büyük gelen misafirin aşkı. Ay Allah, yani çok ya. Enteresan. Ben çok hoş bir şey. Hayır, aksini söylemiyorum. Sevgisini göstermeyebiliyor. Yani o gösterebiliyor. Ben onun istediği düzeyde yani olamıyorum. Ben ne diyordunuz ona peki? Yani ben hatunum derim. Hatun diye seslenirim. Kürşat Beyciğim, şimdi buyurun. Sonuçta siz anladığım kadarıyla Fatma Hanım'ı seviyorsunuz. Gerçekten. Sevdiğiniz için de milyonların önüne çıkıp bunları anlatabilmek de büyük bir cesaret. Evet. Yani ben o yüzden saygı duyuyorum size. Eğer şiddet yoksa bu ilişkide. Hayır, gerçekten fedakarlıkta. Bağlanacaksınız, soracaksınız. Yani bir sorarız tabii ki kendisi. Hanımefendi bağlamak isterse tabii ki bağlanırız. Evet. O ağlayalım. Kadını da dinlemek isterim ben her zaman için. Evet. Ama insan biraz sevgisini gösterir de bir kurban olayım ya. Ya ne bileyim yani, bir elinden tutar mıydınız? Ya da nasıl gösterirdiniz sevginizi? Özür dilerim. Evde olduğum vakit dolmuştan geleceği zaman o bana genelde herif der. Herif yola çık sana, el ele tutuşur. Bana şu mahalleden, komşulardan, ben yıllardır işte biz de evliyiz ama sizi imreniyorum böyle el ele tutuşup giden diyen komşuma rastladım ben. Yani onu bana ifade eden komşularım var. El ele tutuşurdunuz. Tabii. Yani benim yanıma yakıştırıyordum, o beni o yanına yakıştırıyordu, ben öyle biliyordum en azından. Sevginizi siz bence başka türlü gösteriyormuşsunuz. Mesela evde bulaşık yıkıyormuşsunuz. Hayır, o yorgun geliyor, ona yardımcı oluyorum. Ama bu da bir sevgiyi bence gösterme biçimidir yani. Ya. Bazen bazı erkekler böyle sevgisini çok göstermeyi bilmezler yani. Özür diliyorum. Dava dilekçesinde şöyle bir şey var. Çok üzüldüm, mesef duydum açıkçası. Hastaneye götürmemişim, götürmemekle ilaçlarının alınması gerektiğini fakat almamam
almamakla suçlandığımı okudum. Esef duydum açıkçası. İlaçlarını al, ne rahatsızlığı ben ilaçlarını var ki? Ben ki oysa ki yani kolum ağrıyor, bacağım ağrıyor. Ben her gittiğim yerden en iyi krem ağrısını kesebilecek ne krem var getiririm. Gittiğim Uyören'in neyi meşhursa evime taşıyan bir insanım. Yani açıkçası benim o söylediklerin iddialarının dışında neyle suçluyu ben onu merak ediyorum. Ama Kürşat Beyciğim, şimdi sonuçta bir kadın 15 Ekim'de evi terk ediyor ve gidiyor. Siz o gün neredeydiniz? Evdeydim. Evdeydiniz. Evet. Yani karınız kapıyı çekip gittiğinde evdeydiniz. Hayır, çekip gitmedi. Nasıl oldu? Şimdi dedim ya, bizim kış döneminde otobüs gitmedim. Yani çağrılırsa sefere gidiyorum. Onun dışında evdeyimdir. Benim kahvem yoktur, barım yoktur, hiçbir şeyim yoktur. Tamam. Sadıksınız, aldatmadınız. Evet. Efendim? Sadıksınız, aldatmadınız değil hayır mi efendim, eşinizi? Hayır efendim, hayır. Öyle bir şey de yok. Hayır, ya burayı arayan benim. Ben tabir yerindeyse, en ağır tabirle soğan yemedim ağzım koksun. Burayı arayıp da eşime beni anlasın, sevdiğimi anlasın, boşanacak da boşansın. Yani kapısına ben geldim, kul köle olayım, boşama beni diyecek halim de yok. Boşamak da istiyorsa boşasın. Aksi takdirde bana mağazadan aldığımız eşyaları yeniledik. Eşyayı ben aldım, safasını sen sürüyorsun demek ne ya? Böyle bir kelime söyledi. Ben de dedim ki ya, eşyayı ben aldım, safasını ben sen aldım, sürüyorsun evet, diyor. Benim aldığım her şeyi inkar eder oluyor. Yani ben onu kötülemiyorum. Allah ömrünü uzun etsin. Çalışıyor. Yaz kış, kar kış demeden gidiyor. Ya çok gidiyor. Özür dilerim. Eşya yüzünden mi tartışma oldu? O kelimeyi söyledi. Eşya yüzünden sürekli zaten dile getiriyor. İşte ben aldım, işte ben ödüyorum falan. Ya ben ne yapıyorum o zaman? Ben siz o zaman... ne yapıyorsunuz? Siz eve, parayı eve getirmiyor musunuz? Bir dışarıda kuruşuna bir... kadar elini yanına getir, ona getiririm. Kuruşuna kadar ona veririm. Yani ona veririm derken, bizim ortak bir kasamız var. İşte evimizin giderleri, taksitlerimiz, faturalarımız öderiz. Orada kime ne lazımsa alır, kullanır. Ya son dönemde hesap kitap yapmaya başladı diyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet, oturduğunuz evet. Evi birlikte mi aldınız? Ev bizim değil, ev kira. Ha, kirada yaşıyorsunuz. Kira. Bir para meselesi yüzünden tartışma oldu. Para da demeyeyim de yani sürekli benim beni yok sayması ağrıma gidiyor. Yani bir şey mi dediniz böyle olunca? Ben dedim ona ki bu kelimeyi söyledikten sonra Fatma dedim. Sinirlendim, bu laf söylenecek bir laf değil. Bugün kızına git dedim, Şeyma'ya git dedim kızına. Ha, siz gönderdiniz. Ben dedim git dedim, bak gelirse tartışma uzar dedim, kavga gerek yok dedim, git oraya. Oraya gitmek için de normal günlerde, oraya kızına gitmek için de bana 40 türlü yalan söyleyen bir insandı. Yani oraya gitmek için ben de bugün dedim ki ya abine git ya kızına git, sinirleriniz yatışsın, sen de sinirlisin, çık gel. Şimdi öncesinde aslında resmi nikah yapmıyorsunuz, sonra bir resmi nikah yapılıyor. Evet, evet. O görüntüler hazır mı arkadaşlar? Bir ekranlara verebilir misiniz lütfen? Tamam, fotoğrafları bir ekranlara getirelim. Yani aslında her şey çok güzel başlıyor. Birbirinizi seviyorsunuz. Bakın o fotoğraflarda öyle. Hanımefendi de çok mutlu. Siz de mutlusunuz. Çocuklarınız arası nasıldı peki Fatma Hanım'ın? Çok iyiydi. Kızları yani kendi çocuklarından ayırt etmezdi Allah için. Yani evet. Doğruyu söylemek gerekirse. Her şey yolunda. Her şey yolunda. O da çalışıyor. Eve yani bir katkısı var. Kesinlikle. Yani ben onu inkar edemezsiniz herhalde. Ben hasta oldum, ameliyatlar geçirdim. Onu geç, ben yolcu dolu otobüste Aksaray'da kaza yaptığımda taksi tutup benim yanıma gelen, gecenin odalarında gelen bir insandı. Yani oradan Allah seni benden bir saniye geri koymasın diyen Fatma Çakır'dan bu duruma düştüm. Ya bir şey söyleyeyim Kürşat Bey, kalbini kırdınız mı Fatma Hanım'ın? Doğru söyleyin. Kırmışlığım da varsa ezan-ı Muhammed'e şahit helallik alırım. Yani kırmışlığım da vardır. Bir seslenir misiniz? Şu kırmızı ışık yanan kamera sizin kameranız. Bir eşinize, hanginiz arkadaşlar elini kaldırdı ya. Bir Fatma Hanım'a seslenin lütfen. Kamera tabii. Sizin, Show TV ekranları sizin. Tamam, seviyorsanız ikna edin. Ben bunu sizin konuşmalarınıza dönecek çünkü engellemiş Fatma. Engellemiş olmasına rağmen ben üçüncü şahıslar aracılığıyla da sevdiğimi bu anlamda size telefonlar verdim birebir şahit olarak.